Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım güzel bir gün yaşıyorsunuzdur. Umarım 2021 size mutluluk, sevinç, mucizeler getirir. Hepimize de sağlık getirir diye umut ederekten konuşmaya başlamak istiyorum. Bugün bu videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesi aslında bunu belki de bir ay önce yapmam gereken bir video olduğundan dolayı şimdi yapma gereği duydum. Çünkü bir alışma süreci yaşamak istedim YouTube'a, Instagram'a karşı ve sizlere karşı. Neleri beğendiğinizi veya da ben bu YouTuber'lık işini becerip beceremediğimi anlamaya çalışmak için bu konuşmayı biraz geç yapma kararı almıştım. Hazır 2021 yılına da girerken bu kararı yapma yani bu videoyu çekme kararı aldım ve şu an uyguluyorum. Belki ilk videolarımı izlememişsinizdir. Orada panik ataklarımla ilgili bir iki tane video çektim sizlere. Orada aslında amacımı, ne yapmak istediğimi, her şeyimi, neden bu yola başvurduğumu, işte neden YouTube'a girmek istediğimi biraz olsun anlatmıştım. Fakat şimdi istiyorum ki ben kimim? Ben neler yaptım? İşte neden bir YouTube'da videolar çekmeye, Instagram'da sizlere ulaşmaya, YouTube'da sizlere ulaşmaya neden çalışıyorum? Neler yapmak istediğimi biraz anlatmak istiyorum. Yani kısacası Şule kimdir aslında? Şule neden bu yola başvurdu? Ve Şule'nin yapmak istediklerini size anlatmak istiyorum. Bunu dediğim gibi daha önce yapmalıydım ama biraz alışma sürecim. Kendim için alışma sürecini geçirip bunu yapmak ve 2021 yılına bu videoyu size aktararak benim kim olduğumu daha iyi tanımanız için şimdi çekip yılbaşı gecesi aslında bu videoyu yayınlama kararı aldım. Çünkü 2021 yılına çok yani umut doluyum. Çok beklentilerim, çok hayallerim, yapmak istediğim çok şey var ve bunları hep yapmak istiyorum ve 2021 yılına bir dilek mesajı olsun gibilerinden size bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Şimdi Şule kimdir'e gelince Şule şu kişidir. Şule seyahat etmeyi çok sever. Şule araba hastasıdır. Şule özgürlüğüne çok düşkündür. Bu böyle sıralanıp gider. Hayatıma gelince ilk önce şu detayları vermek isterim. İşte 18 yaşında iş hayatına atıldım. Liseden sonra Türkiye'nin Erenoğlu Vakfı'nda okuyup 5 yıl medya sektöründe çalıştıktan sonra medya ile ilgili en son yaptığım iş Tim Maslak Show Center'da yapım asistanlığıydı. Bu 5 yıl boyunca yaptığım işler işte birçok programda yönetici asistanlığı, işte yönetim asistanlığı, işte yapım asistanlığı tarzında medyaya hizmet verdim. Öyle söyleyeyim size. TÜRVAK'ta yani Türker İnanoğlu'nun okulunda televizyon programcılığı okudum. Fakat 5 yılın sonunda bu işin bana göre olmadığına karar verdim. Çünkü günlerim, haftalarım, saatlerim... İşte tiyatro salonlarında uyuyarak, işte konser alanlarında uyuyarak ve arkadaşlarımdan uzak geçirmek zorunda kaldım. Bir 5 yıl yaşadım. Ve üniversiteye gitmeye karar verdim. Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazandım. Orada da dış ticaret bölümünü okudum. Dış ticaret bölümünü okuduğum esnada sağ olsun babam çok destek verdi bana ve sık sık her yaz Amerika'ya gittim. Çünkü şundan dolayı Amerika'ya gittim. Ablam orada yaşıyordu ve hem onu ziyaret hem de işte üniversitede öğrendiğim İngilizcemi geliştireyim amacıyla ama bir dil kursuna kayıt olmadan biraz gezmek, işte bir iki farklı kültür öğrenmek için gittim. Aslında babam beni ilk gönderdiği zaman söylediği tek şey şuydu. Seni bir tatil amacıyla göndermiyorum.
oranın kültürünü ve bizim kültürümüzü öğrenmen amacıyla gönderiyorum demişti. Bu çok büyük büyük bir deneyimdi benim için yani. Birkaç yıl o şekilde işte üniversite okurken gittim. Aynı zamanda orada ablamın çalıştığı firmada da staj yaptım. Bunlar benim için çok büyük deneyimlerdi. Sonra işte üniversite bitti derken artık bir yandan iş hayatı başlayacaktı. Tabii ben yaş olarak bayağı geç kalmıştım. Çünkü üniversiteye çok geç girmiştim. Ve iş hayatından da bayağı bir geride kalmak durumunda kaldım. Sonrasında Türkiye işte üniversite bitti. Pardon, şöyle anlatayım. Üniversite bitti. Burada bir iş arayış süreci başladı. İşte iş arayıcı sürecinde şunları fark ettim ki İngilizcem aslında bir dış ticaret işini yapabilecek kadar yeterli olmadığını fark ettim. 2 yıl bir işsizlik dönemi yaşadım. Hiçbir şekilde iş bulamıyorum. Ya da girdiğim işte iş yerlere maaş vermemek gibi durumlar yarattı bana. Bunlardan çok sıkılmıştım. Çok bunalmıştım. Ve bir tane arabam vardı. Babam bana almıştı o arabayı. Bunun hikayesi çok güzel bir hikaye. O 2 yıllık o arabam benim canımdı, her şeyimdi. Babam üniversiteye ilk girdiğim zaman almıştı bana. Benim yani tek sahip olduğum şeydi. Fakat 2 yıl işsizlik dönemini yaşayınca demek ki dedim bazı şeyler fedakarlık etmem gerekiyor. Çünkü babama şöyle bir şey söylemiştim. Baba beni Amerika'ya gönder. Ben dilimi öğreneyim. Ve gerekirse Türkiye'ye dönmeyeyim istedim. Tabii bu esnada büyük ablam, yani ona her yıl gittiğim ablam artık Türkiye'ye dönmüştü. O da beni sanırım orada olmayacağı için pek göndermek istemedi. Ama yapacak bir şeyim yoktu. Çünkü yani işsizlik had safhada, İngilizcem yetmiyor. Yani mesleği yapmak istiyorum, yapamıyorum, edemiyorum. Kariyer hayallerim var. Deli gibi kariyer hayallerim var. Ama halbuki o kariyer hayallerim boş olduğunu anladım. O kadar çok boş olduğunu anladım ki yani. Ondan sonra ben de babamdan habersiz arabamı sattım. Amerika'da bir okula kaydoldum. Buradan bir ev buldum orada. Daha doğrusu bir oda. Sadece bir oda yani. Evi paylaşacağım başka insanlar da var. İşte kayıt oldum. Fakat cebimdeki para bildiğiniz sadece 8 aylık bir paraydı yani. Okul ve yaşantıma yetecek bir paraydı. Daha başka bir şeyim yoktu yani açıkçası. 8 ayın sonunda geldi çattı işte. Para bitiyor. Bu arada tabii orada işte ne çocuk bakımı ya çocuk baktım. İşte Christmas standlarında çalıştım. Hani biraz para biriktireyim diye. Fakat önce bir işte 4-5 aylık bir dil kursuna yazılmıştım. Fakat o dil kursundan hiç memnun kalmadım. Kaplan'a gitmiştim. Çok daha iyi bir okula gitmek istiyorum dedim. Babam bir süre benimle konuşmadı aslında. Hani benden izin almadan arabanı sattın yani. Hani ne yaptın sen gibilerinden. Ondan sonra babamı aradım işte. Yani dedim ki baba dedim benim İngilizcem için daha burada kalmam gereken ve çalışmam gereken çok daha zamanım var. Yapmam gerekiyor bunu. Kendim için yapmam gerekiyor. Geleceğim için yapmam gerekiyor bunu dedim. Ve babam böyle yaptı bana. Sonuna kadar arkandayım dedi. Sağ olsun. Ben yine iş hayatına işte çalışmaya orada devam ettim. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama orada işte bu 2 yıl, 2,5 yıl yaşadım orada bu arada. 2,5 yıl yaşadığımda Türkiye'ye hiç dönmedim. İngilizceye ağırlık verdim ve orada bir Amerikan lojistik firmasında da staj imkanı yakaladım. 6 ay gibi bir süre orada da çalıştım açıkçası. Bunlar benim için çok büyük deneyimler oldu. Ne oldu işte Christmas standlarında çalışmak, çocuğa bakmak, işte bunlar yani muhteşem deneyimler ve gerçekten zor deneyimler yani. Bunları yaşayabilmek kolay değil. Çünkü Türkiye'de dolar fiyatı, döviz fiyatı yine hala o şekilde almış başına gidiyor. Ve sen işte her gün bir limit koyuyorsun kendine, onu harcamak zorundasın. Yoksa başka türlü altından kalkamıyorsun açıkçası yani. Zor ama
Hayatımın en güzel zamanlarıydı. Hiçbir şeye değişmem bu hayat, o hayatı. Çünkü çok güzel deneyimler, çok güzel kültürü, farklı kültürü öğrenmek çok güzel açıkçası. Bu benim için çok önemliydi. Sonunda artık biraz sanırım parasızlık zorlaştırmaya başladı bu durumu. Para kazanamıyorsun, orada sürekli okumak artık seni yoruyor, sıkıyor. İşte yoruyor, sıkıyor. Yani hani artık bir yerden sonra bunalıyorsun ki benim aslında orada yaşama gibi bir planım vardı. Fakat bunun çok zor, çok çok zor olduğunu gördüm yani. Olabileceği, olabilitesi çok düşük bir orandı. Ki benim ablam oranın vatandaşı oldu. Çünkü 20 yıl orada yaşadı. Çünkü orada okudu, etti falan. Her neyse, bir günlük kararla Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Bir günde aldım. Buradan giderken de bir günde karar verip gittim. Oradan dönerken de bir günde karar verip döndüm. Benim hayat geçişlerim hep böyleydi. Burada birçok firmada çalışmaya başladım. İşte yine çok büyük sorunlar yaşadım. Artık İngilizcem vardı, rahattım, gönül rahatlığıyla. Çok güzel interviewlara giriyorum işte. Güzel sonuçlar çıkıyor falan yani. Ama yaşım yani 28-29 oldu artık yani. Hani şu an 34'üm bu arada. baktım şirketler aslında senin yaşını önemsiyor yani. Çok zorlaşıyor iş falan. Çok büyük problemler yaşadım çalıştığım firmalarda geldiğimde. İşte yine maaş alamamaz durumları yaşadım. İnsanlar ayağımı kaydırmaya çok çalıştı. Aslında kariyerin bir hiç olduğunu öğrendim. İnsanlığın bitmiş olduğunu öğrendim. Burada herkesin bir yarış halinde olduğunu öğrendim. Ve işin en komik tarafı 2 kuruş paraya seni ezmek için her şeyi yapabildiklerini gördüm. Seni kullandıklarını gördüm. Ve artık ben bunları yediremedim ya kendime. Yediremedim yani. Yeter ya dedim. Ben artık çalışmak istemiyorum. Ben artık çalışmak istemiyorum ya dedim. Yapmak istemiyorum bunu. Bu benim karakterimin dışı bir şey. Ben çünkü özgürlüğüme düşkünüm. Seyahat etmeyi seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Avrupa'da gittiğim birçok ülke var. Amerika'da gittiğim birçok şehir var. Yani ya ben şulelikten çıkıyorum dedim çalıştığım süre boyunca. Ve baktım ki yani sinirsel olarak hiç iyi olmadığından dolayı hastalıklarım çıkmaya başladı. Ne işte insülin direncim oluşmaya başladı. Panik atağım iyice hızlı ilerlemeye başladı. Ya şule dedim artık toparlan. Bu sen değilsin. Sen para kazanmak evet istiyorsun. Para çok önemli. Evet kazanmalıyız ama mutsuzsan, sağlığın yerinde değilse paranın ne önemi var? Hiçbir önemi olmadığını gördüm. Ve bir anda işten vazgeçtim. Bıraktım. Son çalıştığım yer bir Alman firmasıydı. Çok iyi firmaydı. Sağ olsunlar. Hatta gittim 2 hafta Almanya'da. Onlarla beraber çalışma imkanı yakaladım. Bu da çok büyük bir deneyimdi benim için. Oradakiler bana bayılıyordu yani. Beni çok seviyordu. Zaten sağ olsunlar bana burada Türkiye ofisinden ayrılma kararı aldığım zaman teklif yaptılar. Yani dediler burada yerin hazır, gel Almanya'ya. Ama tek kişi değilsin maalesef, tek karar veremiyorsun. Eşim olduğu için oraya gözüm kapalı evet diyemezdim zaten yani. Ama şunu anladım ki bu teklifle ya şöyle sen başarısız değil misin aslında? İnsanlar o kadar kötüymüş ki seni başarısız yapmaya çalıştıklarını gördüm. Ve bu beni çok yıprattığını fark ettim. Ve bu teklifin ötesine dedim ki Şule sen zaten alacağını aldın artık dedim. Tamam bitti yani burada buraya kadar. İş hayatının artık zaten sana göre olmadığını, Türkiye'de iş hayatının sana göre olmadığını bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü insanların yani kötü insanlarla çalışmak zorunda kalıyorsun. İnsanlar hırslı, ego, kompleks, tavan ve kadınlarla çalışmanın çok zor olduğunu gerçekten bunu bir kere daha söyleyebilirim. Çok zor olduğunu söyleyebilirim. Bunlar beni çok yıprattı. Bırak ya dedim. Bırak. İstemiyorum.
İki gün dışarıya yemek yemeye çıkmam, evde otururum dedim. Çünkü zaten panik atak rahatsızlığım artmaya başlamıştı. Kendimi toparlayamıyordum bile yani. Aldığım maaş zaten beni tatmin bile etmiyordu yani. Derken ve bir anda karar verdim, bıraktım. Ve bir gün, bu arada çocuk istiyoruz eşimle beraber ve işte bu baktım ki çocuk olayı sinirsel bir olaydan dolayı da artık zorlaşmaya başlıyor. Bu da sıkıntı haline gelmeye başladığını gördüm. Ve psikiyatrime geri döndüm işte, yani psikiyatristimi aradım. Böyle olaylar yaşıyorum yani, hani işi de bıraktım dedim falan. Fakat bir yandan hamile kalmaya çalışıyorum işte. Neyse, ona uygun olan ilacı tavsiye etti, verdi. Şu an çok iyiyim. Öyle bir durumdaydım ki evimin 200 metre uzağına gidemiyordum. Yani iş hayatı, panik atak, psikolojimi yerle bir etmişti. Yani. Yerle bir etmişti. Evimden uzaklaşmak istemiyordum. Kesinlikle uzaklaşmak istemiyordum. Bu beni mahvediyordu. Araba kullanmak bile zorlaşıyordu yani. Ve bir gün evde otururken dedim ki, ya şöyle yapmak istediklerini yani konuşmak istiyorsun, anlatmak istiyorsun. Senin yani Şule'nin hayatının nasıl bir hayat olduğunu bazılarına göstermek istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ve benim burada yapmak istediğim şey bu işte. Ve bu yüzden 5 dakika böyle koltukta oturuyordum. O ilk videomu izleyenler bunu bilir. 5 dakikada dedim ki, ya ben YouTube'a başlayacağım. YouTube'a başlayacağım. Konuşacağım ya dedim. Konuşacağım dedim. Şule'nin hayatında neler oluyorsa onları yansıtacağım dedim. Moda ile ilgileniyor Şule. Deli gibi seyahat ediyor Şule. Deli gibi araba kullanıyor Şule. Şule psikolojik sorunlar yaşıyor, panik atak durumları yaşıyor ve bununla nasıl mücadele ediyor ve bunu bütün insanlar yaşıyor ve Şule'nin hayatında olan bir şey bu ve bundan nasıl kurtulması gerektiği öğütlerini belki benim haddime değil ama sizlere geçirmek istedim. Şule makyaj yapmayı seviyor. Şule dışarıda gezmeyi seviyor. Şule arkadaşlarıyla olmayı seviyor. Şule partiler vermeyi seviyor. Şule onu seviyor. Şule bunu seviyor. Ben bunu sizlere göstermek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Ve şu an sizlerle paylaşmak o kadar o kadar beni rahatlatıyor ki, ya dedim ki Şule, sen nasıl bu YouTube'u Amerika'da keşfetmedin? Nasıl keşfetmedin yani? Çok önceden bunu keşfetseydim, buna belki biraz olsun cesaretim olsaydı. Çünkü yani her zaman şunu söyledim ya, ben ekran önüne çıkamam yani, imkanı yok, yapamam diyordum yani. Halbuki televizyon programcılığı okumuşum ama yani tabii benim işim sahne arkasıydı, sahne önü değil yani. Ama yapamam herhalde dedim. Ya ne kaybedeceğim Şule dedim. Ya başla YouTube'a, Instagram'a da başla. Neler paylaşabiliyorsan, neler anlatabiliyorsan, hoşuna giden her şeyi söyle dedim ya Şule. Bunu yap, rahatla. Çünkü siz sanki bir psikologsunuz ve beni dinleyen tarafsınız ve ben de sizin danıştığınız, nasıl derler, danışmanınızım hani, veya da hastanızım diyeyim. Siz beni motive ediyorsunuz ve beni dinliyorsunuz. Beni dinleyen birileri var. Bu çok 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 önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Belki dedim işte giyimimle sizleri etkileyebilirim dedim. Çünkü giyinmeyi çok seviyor Şule. Şule giyinmeyi çok seviyor. Alışveriş yapmayı çok seviyor. Bunları paylaşmak istiyorum ya sizle. Ya 2021 benim dönemim olsun istiyorum ya. Yeni bir hayata başlangıcım. Bu YouTube'la, Instagram'la hayata başlangıcım olsun istiyorum. 2021 yılında sizlere tüm anılarımı, işte yapabileceğim her içeriği, her şeyi size paylaşmak istiyorum.
Sizin beni sevmenizi istiyorum. Sizden yardım almak istiyorum. Sizin benden yardım almanızı istiyorum. Ya paylaşmak çok güzel bir şey. Bilmiyorum. Şule yeni bir hayata başlıyor. Yeni, hayatında hiç yapamayacağı diyeceği bir şeye başlıyor. Yani bir ekran önüne çıkıp da YouTube'a bir şeyler yükleyebileceği aklının ucundan bile geçmeyen bir kız artık bunu istiyor. Umarım size aktarabileceklerimden memnun kalırsınız. Umarım beni hep takip etmeye başlar. Benden bir parça bile olsa güzel şeyler görüp onlardan ilham alırsınız. Benim 2021 yılından dileğim gerçek Şule artık hayatını yaşasın ve sizlere de yaşatsın istiyorum. Yeni yıl mesajıma da gelince, mucizeler hep yanınızda olsun. 2021'de tüm dilekleriniz gerçek olsun. Dileklerimiz de gerçek olsun. Sağlık olsun, şu Covid'den kurtulalım. Ve öyle güzel şeyler olsun ki 2020'yi unutalım. Hatta hayatımızdan belki de silelim yani. Mutlu kalın. 2021'e de umutla girin. Asla ve asla, asla pes etmeyin arkadaşlar. Asla pes etmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İşte Şule bu. Şule size daha çok şey paylaşacak. Şule sizi eğlendirecek, güldürecek. Şule çok şey yapacak ya. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İyi yıllar.